Merhaba arkadaşlar. Kestane nasıl çimlendirilir? Videomu seyretmiş olan arkadaşlar görmüşlerdir. 2 hafta önce bu kabın içine kestanelerimi yerleştirmiştim. Bu videoya başlamadan önce açıp bakmıştım ve gördüm ki İçinden bir tanesi çimlenmiş ve diğerleri patlamıştır arkadaşlar. Yani onların da birkaç hafta içinde çimleneceklerini görebileceğim. İşte burada görmüş olduğunuz gibi çimlenme gerçekleşmiş ve ilk çıkan kök kısmıdır arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kendisini toprağa doğru ilerlemeye başlamıştır. Şimdi arkadaşlar, kestanemiz çimlendikten sonra takip edebileceğimiz iki yolumuz var. Bunlardan bir tanesi, kestanemizi bir saksıya ekip yapraklanma sürecine kadar yetiştirip ve havaların ısındığında bahçemize dikebiliriz. İkinci takip edebileceğimiz yol ise çimlenen bu kestanemizi bir saksıda yetiştirip minyatür ağaç olarak dışarıda balkonumuzu, bahçemizi, istediğimiz herhangi bir bölümü süsleyebiliriz. Ben arkadaşlar, çimlenen bu kestanemi minyatür ağaç olarak yetiştirmek istiyorum. Bunun için kara bir saksı seçmiş durumdayım. Saksı boyutları size de rahatlıkla metre ile gösterebilirim. 20 20'ye 19 arkadaşlar. Şöyle de görebiliyorsunuz umarım. Şimdi yapacağım, önce çimlenen kestanemin ne kadar kök attığına bakacağım. Tecrübelere dayanarak 2 hafta, yani şöyle de baktığım zaman dibe kadar dayanmış olacak arkadaşlar. Şöyle dikkatlice yerinden oynatıyorum. Ve gördüğünüz gibi tahmini boyut 3 santim civarında. Hatta 5 santim arkadaşlar. 5 santim kökümüz çıkmış durumda ve yan taraflardan yanlara doğru yan köklerde oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar, bunu dikkatlice tekrar yerine koyuyoruz. Çünkü bizim için önemli olan kök boyutu. Önce bir kenara kaldıralım. Ve sonra saksımız. Saksımız arkadaşlar, taban kısmı için ve orta kısım için
Şu boyut. Taş. Mermer. Parçacıkları da kullanabiliriz. Yani gidip mermercilerden rahatlıkla toplayabiliriz. Ben kendim o şekil yaptım. Ve şu taşları yol kenarlarından topladım. Ve önce yıkayın arkadaşlar. Çünkü bilmiyoruz, herhangi bir hastalık da olabilir taşların üzerinde. Saksımız ve alt kısmı drenaj tabanı atıyoruz. Orta kısmını da kırdım. Biraz daha genişlesin diye arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Alt tabana drenaj taban olarak 2 santim yükseklikte taşlarla, mermer ile, mermer parçacıkları ile yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar, toprak. Toprağımızı değeri 6 ila 8 pH değerinde olmasına dikkat edeceğiz. Bilen arkadaşlar biliyordur, bu toprağı ben ormandan aldım arkadaşlar. Orman toprağı ve ormanın da belirli kesimlerinde bu pH değerine sahip olabiliriz. İçine kendim biraz da çakıl karıştırdım. Bunu bahçe toprağı da kullanabiliriz veya diğer marketlerden, garden center'lardan alacağımız çiçek toprağı da kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar saksımızı toprağımız ile dolduruyoruz. Fakat arkadaşlar toprağımızı üst kısma kadar doldurmuyoruz. Drenaj tabanının ortalama 3 santim kapatıyoruz toprak ile. Şimdi yapacağımız diğer uygulama tekrar taş yığını ile araları açık bir şekilde toprağımızın üstünü kapatıyoruz.
Ve arkadaşlar orta kısmı yani kestanemizi sonra göstereceğim gibi orta kısma köküyle beraber ekeceğiz. Ve koymuş olduğumuz taşlarımızın orta kısmını diğer kısımlardan 1 santim yüksek yaparsak kökümüz için daha iyi olacaktır. Çünkü kazık kök dediğimiz buraya değecektir ve yanlamasına kendisine alttaki toprağa doğru yolunu bulacaktır. Ve diğer kökler de kendi yolunu rahatlıkla bulabileceklerdir. Belki aklına gelen arkadaşlar olmuştur. Neden kare saksı diye? Çünkü arkadaşlar kökler yanlamasına uzadığı zaman bu kare köklerin köşelerine uzadığı zaman takılıp kalacaklardır ve çatallaşmaya başlayacaklardır. Yani kök sayımızı, yan kök sayımızı bu kenardaki köşeler sayesinde biraz daha fazlalaştıracaktır. Yuvarlak saksılarda bunu yapma imkanımız yoktur. Çünkü yuvarlak saksılarda köklerimiz dönecektir. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Çimlenen kestanemiz 5 santim civarında kök salmıştı. Ve şimdi biz bu taş yığınının 5 santim kökümüzü hesaba katarak ve 1 santim daha üstüne ekleyerek toplam 6 santim toprak ile kapatıyoruz. Ara sıra toprağımıza da kurumuş yaprak serpebiliriz arkadaşlar. Çünkü gübre olarak ve havalandırmasında büyük rol oynayacaktır. Ve zamanla kendi kendine toprağımız içinde çürüyüp gübre haline alacaktır. Fakat orta kısmını dikkatli bir şekilde boş bırakalım arkadaşlar. Çünkü kökümüzün geleceği yer orası. Evet arkadaşlar, 6 santim toprağımız ile
Kapattık. Ve orta kısımdan hafif bir delik açıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu delik bizim kestanemizin kök kısmını yerleşeceği bölüm ve dikkatli bir şekilde etrafını toprakla kapatıp toprağı kapatacağımız miktar 1 santim civarında kestanemizi kapatırsa yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunu yaparken çok dikkat edin. Kestanenin kökü zarar görmesin ve emekleriniz boşa gitmesin. Evet arkadaşlar. Kestanemizi bir santim civarında, isteyen 1,5 santim toprak ile kapatabilir. Bu arada diğer çıkmamış kestanelerimizin üstünü kapatmayı unutmayalım arkadaşlar. Kapattık ve yerine kaldırabiliriz. Şimdi arkadaşlar kestanemizin, çimlenen kestanemizin üstünü kapattıktan sonra can suyu dediğimiz sulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi toprağımızda çökme oluştu. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, suyumuz hızlı bir şekilde saksımızdan dışarı çıkıyor. Şurada biraz daha toprağımız var arkadaşlar. Toprağımızla biraz daha üstünü üstünü kapattık. Şurada biraz daha yaprağımız kaldı. Yaprağımızı da kapattıktan sonra arkadaşlar, dileyen arkadaşlar üstüne streç geçirebilir. Fakat gerek yoktur.
Ve saksımızı bu şekilde suyu döktükten sonra tabii sıcak pencere kenarını rahatlıkla alabiliriz. Hatta güneş dahi üstüne vurabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Şimdi yapacağımız tek şey kestanemizin gövde bölümünün buradan orta kısımdan yukarı doğru çıkmasını beklemektir. Minyatür ağaç arkadaşlar yapabilmek için uzun yılların tecrübesi ve bilgiye sahip olmak lazım. Ve ben sizlere bu konuda adım adım bu kestane üzeri sizlere aktaracağım zamanı geldiği zaman nasıl budanır, bakımı veya bağlamak istediğimiz dalları sizlere diğer videolarımda adım adım aktarmaya çalışacağım. Sorusu olan arkadaşlar her zaman yorum bölümüne sorularını ekleyebilirler. Unutmuş olduğum bir şey de varsa arkadaşlar bunu da yazın. Veya farklı bir yöntem bilen arkadaşlar da belki vardır. Dediğim gibi sorularınızı kısa zamanda sizlere tekrar cevaplamaya çalışacağım. Ha arkadaşlar, en önemli noktayı unutuyordum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben her zaman şöyle yapıyorum ve sizlere de tavsiye ederim. Bir etiket. Çünkü iki veyahut da bir iki hafta sonra unutabiliriz ne ektiğimizi. O yüzden bir kurşun kalemi, etiketlerinizi daima bir kurşun kalemiyle yazın. Bugünün tarihini atarsınız. Yani ekeceğiniz günün tarihi. Ve senesi. Sizin için ileride çok kolay olacaktır arkadaşlar. Sadece etiketinize bakmak suretiyle ne yapmışsınız veya o tarihte bu saksının içine ne ekmişsiniz rahatlıkla tekrardan görebileceksiniz ve bileceksiniz. Şöyle duyuyor musunuz arkadaşlar? Hala suyumuz akıyor. Bunun bir suyu boşalttıktan sonra tekrar kabın içine bırakıp 10-15 dakika daha suyumuzun sızmasını bekleyeceğiz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Denemek isteyen arkadaşlar rahatlıkla deneyebilirler. Yardım isteyen arkadaşlara da yardımcı olmaya seve seve imkanım oldukça yardım etmeye çalışacağım.